Havası yıkılası çalım içinde, deli ediyor beni tuhaf biçimde. Ağzının üstüne vurasım arama, oradan da bal akıyor geberesice. Sus aşkım. Efendim, Gıybet mi programına hoş geldiniz. Bugün bir konuğum var. Kendisi yazar. Bak, yazar gelince bir heyecanlandım. Ne bileyim, hiç öyle bir konuğum gelmedi. Dedim ne yapacağım, ne edeceğim falan diye düşünürken geldi bir asalet. Asil bir kadın geldi efendim. Gördüm ama asil bir kadın oldum hatta. Öncesini story attım falan. Yazan yazana, ay bizim hocamız hocamız diye yazanlar. Asil bir kadın geliyor efendim. Bugün konuğum Yelda Kırçoval efendim. Hoş geldiniz programı. Hoş buldum. Ay, nasıl hoş buldum? Nasıl hoş buldum ya? Ne güzel bir enerji. Videolardan izle takip et. O böyle o güzel yeşil gözler, o enerji. Aman Allah'ım ya, çok tatlı, çok güzel enerjisi var. Böyle nesil gelsin. Ay ağlarım ben böyle gelişlerde. Ay çok teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim. Ne güzel şeyler yapıyorsun ya. Gerçekten güzel mi? Evet, çok güzel. Şimdi sen kendi başarılına oh mis gibi geliyorsun, burada kameranın karşısına geçiyorsun. İki oynuyorsun, mesajlarını veriyorsun. Evet. Bizleri buraya getiriyorsun, manşetler çıkıyor, konuşuyorsun. Buna nasıl şapka çıkarılmaz? Ama hakkım yeniyor. Yeniyor mu? Neyse, direkt ben soruya gireyim o zaman. Ay, boyunuz kaç? 1.78. Bana bunu yazdılar direkt. Hı? Sabah story'den. Ay boyunu sor. 1.78. Biraz uzun. Ay bir de bir şey merak ediyorum. Hı. Estetik. Yok. Sıfır. Hiçbir şey yok. Düşünüyor musun? Yok, düşünmüyorum. Niye böyle? Böyle bir şaşkınlıkla bana da yazıyorlar. Yüzünüzde neyse, aman burnunu yaptırmışsın, aman yanaklar falan. Hayır, yok. Ben yanağı söylemeyeceğim, yanakta var sende. Gerçekten evet. Sence var mı? Çok da anlamıyorum. Günden veriyorum. Ay yok kız, günahını almış. Alıyorsunuz günü. Günahımızı alıyorsunuz. Vallahi ben de günahını almış. Şimdi şöyle bir şey var ya. Bak şimdi bu konu benim en sevdiğim konu. Neden biliyor musun? Ay yüzümde hiçbir şey yok. Yanak yok, burun, hiçbir şey yok. Ben genetik, biliyor musunuz? Bizim sülaleye bir bakın. Sülale hep böyle. Yanaklar ay, böyle kocaman. Dudaklar böyle. Evet. Burun kalkmış. Artık şöyle bir ifade. Neden kabul etmiyorlar sence? Ben gerçekten bunu anlamıyorum. Oysa ki deseler ki ya burnum evet, yapıldı. Dudağım da var benim. Aynen öyle. Niye? Kime ne ya? Kime ne ilgilendir? Neyin anlamıyorum. Eksikliği acaba? Özgüven. Ya özgüven de o dudakla mı oluyor yani? Oluyor mu? Oluyor. Olanı var demek. Seda, sen geçen gün şeyi paylaştın. Evet. Ben YouTube kanalına attım Seda. Ben şok. Ben de bak. Seda bu sanat açtı ki. Nasıl ya? O dakika gelmeyi nasıl paylaştı? Neden paylaştı? İzlendi çünkü. İzlendiği için mi acaba şey, sponsor falan mı acaba? Kesin sponsor olacağım Seda abla ya. Şimdi artık öyle zaten. Her şey öyle. Sponsor ilerliyor. Daha sponsor yaşıyor insanlar. O zaman güzel bir soru sorayım. Aşk nedir? Aşk bir kandırmacadır. Bana Allah aşkına şunu söyler misin? Ölüyorum, bitiyorum, aşığım diyorlar. Hı-hı. Bir ay, üç ay birlikte oluyorlar evet. Sonra... Ay bu tam olarak aşk değildi. Ben şu anda aşk kapılarımı, kalbimi tecrübe kapattım. Sonra bir başkasına daha, Ya sen nesin ya? Aşk denilen şey bu kadar güzel, ulvi, kutsal bir şeyse eğer, 3 ayda bir, senede bir zırt pırt değiştirilen şey aşk değil. O başka bir yalamalık. Değişik bakış açısı kız. Evet. Aşk bence yok karşılığı mu? Olmayan bir şey. Çok gelip geçici bir şey. Ama sistemin, kapitalist sistemin bizi çok güzel dayattığı, insanların da dejenere olması için, insanların duygularının karşılıklı ilişkiler içindeki paylaşımı biraz böyle sekteye uğratmak için bize empoze edilen bir algı deyip çok fazla içine girmeyeceğim ama öyle evet. ondan ona aşık olanların gerçekten böyle sıkıntılı tipler. Şuursuzlar ya, sıkıntılı. Allah onlara yardım etsin. Hiç Allah Rabbime yardım. Ne yapacağını şaşırdılar. Evet yani kime ne yapacağını şaşırmış mıdır? Yani bence o her şeyi çok güzel pat 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 cevaplarını da veriyor. Aşk var mı? Elbette var. Olsun değil mi? Ben böyle alayım dedim ama. Var. Ne zamanda? Ama onun adı aşk değil. Şu az önce aşk yerden yere vurdum. İşte onun üstüne de nasıl söylesin değil mi? Ha, ya? Başta sorsaydım keşke. Olmaz o şimdi, söyleyemem çünkü. Şimdi az önce aşkı gördüm. Hissettiğim şey güzel bir şey. Sevgi mi? Evet. Adı? Yani bir sevgi. Sevgi evet. Sevgi zaten. Aşk dediğin şey de sevgi. Yani onu bir işte amcasına kızı ya benzer bir şey.
Kola kızı falan mı aşk? Yok gömdük. Onun üzerinden bence olmaz, gitmezsen. Tamam, yok oradan gitme. Yok o zaman diyoruz. Yok yok aşkım. O aşktan yok. Sizin düşündüğünüz aşktan yok aşkım. Hı, anlayın. Benim düşündüğüm aşktan var. Onu da anlamanız imkansız. Hiç irdelemeyin. Bitmiştir. Ben şunu merak ettim. Bu benim kendi sorum. Kimseyle alakalı değil. Kimse de bunu sormadı. Eğitimler. Tarkan Ağay Lise'den mezunsun. Evet, evet. Hayatımın en güzel taraflarından ve unutamayacağım ve hep böyle içimde böyle güzel güzel besleyeceğim anılardan bir tanesidir. Çok da severim Tarkan'ı. Herkes gibi sevmeyen var mı? Sevmiyorum diyen kıskanıyordur. Of, hem de nasıl kıskanıyorsunuz? Ne yapacaksın? Tarkan'ı sen sevmiyorsun. Çok üzüldü Tarkan. Aa, otur bağlıyor senin için. Öldü bitme yani. Tarkan yani şu mi? Tarkan'ın yani gerçekten tırnağı etmeyecek tipler. Konuşuyorlar. Müzikten bahsediyor. Ah çok üzülüyorum. Şarkı söylediğini zannediyorlar. Bir de böyle magazinci dostlarımız, arkadaşlarımız, meslektaşlarımız çekerken şöyle diyorlar ya. Çekmeyin çocuklar. Ay o çocuklar kelimesini ben de çok takılıyorum ya. Çok uyuz olduğu bir kelime. Sen kimsin çocuk diyorsun? Evet. Sen onun aldığı eğitimi aldın mı? Seni var eden, seni oraya yansıtan, niye buraya geldin? Bu konu buraya nasıl geldi? Tarkan aynı seren mezunsun. Buradan biz kendimiz Tarkan'ı övdük, Tarkan'a gömenleri sövdük derken buraya geldik. Çocuklara geldik. Tarkan'ın aynı sınıftan, aile liseden, o benden. Şöyle söyleyeyim, ben orta sondayken lisedeydi, ben lise 1'e gittiğimde lise sondaydı. Ablam ve şu anki ablam Neşil aynı sınıftaydı. Tarkan dünyanın en özel insanıydı, o zaman da öyleydi. Biz onun etrafında pervaneydik. Bütün kızlar ona hayrandı. Erkeklerin önemli bir kısmı onu sevmiyordu. Çünkü çok kıskanıyorlardı. Haklı olarak ben de erkek olsam kıskanırdım. O uzun bir pardösüsü vardı. O böyle onunla bir yürüyüşü vardı. İnanılmazdı ya. Star. Star yine star. O zaman daha starmış zaten. Kesinlikle, kesinlikle. Özelsin Tarkan ya. Görsen keşke sevgiler Tarkan. Boş konuşuyorum, görmeyeceğim ama olsun. Bence görecek. Baştan atmışız. Evet, görecek. Ben Tarkan'ı biliyorsun ödül verdim. Yılın mimarısı. Evet biliyorum. Tarkan hani çok çok imkansız gibi görünse de o çok az önce söylediğim gibi o da çok halden anlayan, nerede olması gerektiğini bilen birisidir. O yüzden naif bir insan, beni kırmadı evet. Çok özel ve çok yansın. Çok ağır. Şimdi öyle bir insan ki düşünün, size ödül gecesinin akışında şunu söylüyor. Ben ona soruyorum. Hangi saatte sizi alayım? Hı hı. İşte saat 9'da başlıyoruz. 10. Gecenin sonunda, başında, ortasında. Akışını asla bozmuyorsun dedi. Nereye istiyorsan oraya koy beni. Şimdi pardon. İşte yani sanatken işte. Direkt o yüzden belirli. Biz var mı? Ben kimin yanında oturacağım? Onun yanında oturmam lazım. Of, bu ortam kaçta çıkacağım ben, evet. Çok bekledim. Bu nasıl bir şey ya? O yüzden Tarkan olamıyorlar. Şimdi bu soruyu sorarken çekiniyorum aslında. Çünkü ben de bir YouTuber'ım. Şimdi YouTuber'lar ve fenomenler hakkında neler düşünüyorsun? Çok merak ettim. Şimdi bir gerçek var, yansımayalım. Dijital çağın içinde yaşıyoruz. Evet. Dijitali anlamıyorum ben. Orası çok etkili değil. Oranın hayatımıza bir etkisi yok diyen bilir kişiler, uzmanlar, işin ehli insanları gerçekten çok zavallı buluyorum. Çok doğru. Çünkü bu çağın içinde yaşıyorsak sizlerin yaptığı bu programlar ve sizlerin söyleminiz çok etkili oluyor. Hı. Televizyondan daha etkili oluyor, onu da söyleyeyim. O yüzden çok başarılı... Bunu anlayabilen bir insan olmaz, beni ayrıca mutlu etti. Şimdi sen sayısız kitleye çok hızlı ulaşabiliyorsun. Bir televizyon programı yapıyorsun, ilk yüze giremiyorsun. İşte. O nasıl oluyor şimdi? Değil mi? Nasıl sen, nasıl siz... Bu arkadaşlarımızın etkisini ve başarısını yok sayarsınız. Bir hassas nokta var. Çok dikkat etmek lazım. Çok. Kontrol lazım. O da siz herkese çok hızlı ulaşıyorsunuz. Orada biraz dikkat etmek gerekiyor. Ama çok başarılısınız. Sen de çok başarılısın. Televizyon programı yapmalısın bence. Ay bence de. Bence yaparsın da. Bence yaparsın da. Çok güzel olmaz. Buradan seslenelim yani. Yani televizyon programlarından hep aynı isimlerle yapmayın Allah aşkına artık. Biraz yani. Farklı, şöyle ekrana farklı isimleri koyun. Berkay Beyevci gibi. A, B, C isimleri. Hep tekrar aynı. Dön. Yahu yeni nesil geliyor. Yeni nesil, geliyoruz. Genç bir nesil. Bak geliyor nesil. Ay gelelim kitaplara. Kitaplara gelelim. Kitapların isimleri çok enteresan. Ben böyle okurken ilgi çekici dedim yani. İlgi çekici isimler. Özellikle. İsimleri koyarken neye dikkat ediyorsun, çok merak ettim. Ben de teknolojinin hızını takip ediyorum. Dijital hızı takip ediyorum. Değişen nesli takip ediyorum.
değişimin içindeyim ve bazı şeyleri anlatırken kitapla ya da söylemle, televizyon programıyla onların dilinde, onların anlayacağı dilde başlıklar seçmeyi tercih ediyorum. Ama ilk kitabımın ismi hep çok eleştirilip bir taraftan da çok fazla altı önemli çizilen yerlerde yerini buldu. Adapsız kadınlar, hayasız erkekler. Direkt aklıma bir isim geldi camiadan ama adını söylemeyeceğim. Evet. Adı lazım değil. O kendi bilir falan. Buyursun gelsin. Adapsız kadınlar, hayasız erkekler kitabı şöyle çıktı. Niye bu ismi seçtim? Medyanın içindeyim. Yaklaşık 17-18 yıldır medya camiası içindeyim. 12 yıl haber spikerliği yaptım. Sonra programa geçtim ve medyanın içindeki tüm adapsızlıklara, tüm hayasızlıklara o kadar vakıf, o kadar merkezindeyim ki yeter dedim ve bunları benim yazmam gerekiyor. İçime dökmem mi? Ama bunu şöyle yaptık. 3. sayfa haberlerinden kadının hikayelerini dinledik. 138 tane kadın. Tabii ben orada iki hikayeyi özellikle medya camiasının içinden isimleri alarak karma bir öykü yaptım. Yani orada bir tanıdığımız bir ismin adapsız hikayesi var. Biliyor mu kendisini? Kişi kendini bilir. Değil mi? Bence net biliyordur bu arada. Yukarıda konuştuğumuz kişi mi? Bilmem. Olabilir. O değil mi? Anladım ben. Tam benim işte başlarda söylediğim kişi yani. Aynı kişiye çıkıyor kapı. Aynı kişi. İşte öyle adapsız kadınlar, hayasız erkekler dedik. İkinci kitapta insana insan acıdır. Evet. Ama çok doğru bir cümle. İnsana insan acı diyor. Yok, ben bunu soracaktım. İnsan canı neden acıtır diye konu açılmışken devam edebiliriz bence. Çünkü insan en nankör ve insan kelimesinin anlamı ne biliyor musun? Unutan demek. Şimdi insan unutan demekse eğer, insan da en çabuk neyi unutuyor? Yapılan güzellikleri unutuyor. Ay hemen. Neyi unutmuyor? Kötülükleri unutmuyor. Hep o kötülüklerle besleniyoruz. Onlar bizi böyle bir egomuzu yukarıya çekiyor. Hırs falan filan. İşte az önce söylediğimiz evet. Adapsızlıklarda olduğu gibi. İnsanı insan acıtır dedim. Çünkü uzakta aramayın. Ben senin canını acıtırım, sen benim canımı acıtırsın. Aynen. Orada da insan olup olmadığımız ortaya çıkıyor. Ben çoğu insanın insan olmadığını düşünüyorum. Hepsi sadece canlı. Yani nefes alan insan görünümlü canlılar. Varlık. İnsana de geçmemişler. Ay çok var. Medyayı söylemiyorum bile zaten. Medyada çok var. Allah Allah Allah, görüyoruz neler neler çıkıyor. Onların çoğu insan değil, canlı. Değil mi? Yeni proje Benimle Söyle. Evet, Benimle Söyle. Hayırlı olsun. Çok güzel bir projeye benziyor. Nasıl gelişti? Bundan yaklaşık 3-4 ay önce bana bu teklif geldi. Önce bir düşündüm. Dedim ki şimdi çoklu bir iş, çok fazla isim var. 100 kişilik bir jüri, acaba nasıl olacak? Ama sonra inandım. Dahil oldum. Güzel, keyifli. Yani televizyonculuğun başka bir ayağını aslında orada var oluyorum. Evet. Öyle söyleyeyim. Güzel, değişik bir iş. Ama tabii ki benim için ben çünkü yıllarca tek başıma hep major kanallarda işler yapmış birisiyim. O yüzden şu anda asıl yapmak istediğim televizyon programı görüşmelerimde şu an projenin içindeyim ama elbette olacaktır. Oluyor da ara ara. Bir kuşak programı yapmak, onu da en kısa zamanda. Evet, hiç tek başınıza mı yoksa iki kişi, iki sunuculu mu? Ya iki partnerli iş her zaman sıkıntılıdır. O yüzden Star'da partnerli bir iş yaptım ben. O yüzden tek düşünüyorum ama belli olmaz. Erkek olursa belki olabilir. Erkek. Zaten kadın erkek daha iyi yapıyor bu işi bence. Çünkü kadın kadına başka bir şeye dönüşüyor. Evet, bir süre sonra neyse. Orada bir şeyler oluyor. Yani. Oralarda esrarengiz olaylar oluyor. Evet. Al bir şey magazine girelim mi? Girelim hadi. Hadi girelim magazin. Şimdi kadına şiddet. Evet. Biliyorsun ki magazinde de var, bu ünlü camiasında da var. Fazlası. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Kadına şiddeti, yani kadına şiddeti layık gören o tırnak içindeki mahluklara söylenecek hiçbir şey yok. Kesin. Aslında böyle uzun uzun cümleler kurulur ama ben onlar için şunu söylüyorum. Onları ya tedavi edilmesi gerekiyor ya da onlara ayrı bir yaşam alanı oluşturulacak ve o insanlar iyileştikten sonra onlara bir ehliyet verilmesi gerekiyor. Bir erkek bir kadına şiddetin sözlü bedenen şiddet uyguluyorsa mesela onun şikayet edilme durumunda ıslah edilebilmesi için belli bir eğitime tabi tutulması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bunlar insan değiller. Ama bu da şu demek değil. Şimdi Kadınlar Günü'nde klasik ne yapılıyor? Kadına şiddete hayır. Evet. Ünlüler ki işte böyle makyajlar, fotoğraf çekimleri. Bunları da çok sahte ve çiğ buluyor. Yani reklam mı geliyor? Reklam mı? Elbette.
Şimdi o ünlü isimler kadına şiddete hayır denildiği zamanlarda kadınlar gününde özellikle o işi yapıyorlar. Ondan nemalanıyorlar. Bunun devamını getirecek herhangi bir adımını görmüyorsunuz. Bu sefer samimi bulmuyorsunuz. Yani salak değiliz, anlıyoruz. Sen o projenin içine niye girdin? Kendini göstermek için. Kadınlar gününün dışında herhangi bir kadına şiddet ya da kadının değersizleştirildiği noktada kadını değerli kılmak adına bireysel hangi çalışmayı yaptın diye sorarım ben ona. Cevabı yok. Yok. O yüzden sahte buluyorum. Tabii ki çok birbirinden değerli isimlerin yaptığı güzel çalışmalar var ama büyük çoğunluğunu sahte buluyorum. Kadına şiddet kötü mü? Bir de hani bilinen isimler tarafından da olması ağzım açık kalıyor. Evet. Neye güveniyorsun sen? Ya evet. Ben bunu anlamıyorum. Sen kendini nasıl bu kadar fütursuzca sergileyebiliyorsun? Evet. Basında yer demek ki korkmuyor. Korkusu yok. Neden korkmuyor? Çünkü o onunla basında yer bulduğunda işinde bir azalma olacak mı? Olmayacak. Yaptığı herhangi bir iş varsa aktif olarak o anda bir dizi ya da bir projenin içindeyse projeden gayet devam edecek. Daha da devam edecek. Tabii. O yüzden çok rahat. Ünlüler bunu daha rahat yapıyor çünkü bundan nemalanıyorlar. Çünkü medya camiası içinde yapılan her türlü olumsuzluğun o kişilere olumsuz geri dönüşünü gördün mü? Asla görmedim. Ben de görmedim. O yüzden örnek davranış içinde olmuyorsanız eğer bir gün size de bir şey yapılacağını düşünün ama bu çok evet, acı bir şey. Aynen öyle. Yani bana hiçbir şey olmaz demekle olmuyor bu evet, işler. Evet, tamam. O yüzden sinirleniyorum bu mevzuya. Aynı neyse konuyu değiştiriyorum. Hı. İbrahim Kutlu aile Demet Şener boşandı. Sonrasında olaylar bir şeyler evet, bir şeyler. Evet, evet, bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Ne sinir bozucu ya. Çok sinir bozucu bu konu. Bir şey söyleyeyim mi? O İbrahim Kutluay'ı spor camiasından, mesleki açıdan acayip takdir ettiğim. Tabii ki. Yıllarca da hep takdir ediyordum. Evliliğiyle ilgili hiçbir şekilde irdelemedim. Hı-hı. Hiçbir bir olumsuz, negatif bir şey düşünmedim. Ta ki geçen gün yaptığı o konuşma, Demet Şener'in evine girip çok rahat bir şekilde gömleğini çıkarması, oradaki o rahat davranışları. Hı-hı. Yahu sen bu cesareti, bu rahatlığı nereden buluyorsun? Nereden? Aynı soru ya kesinlikle. Peki şimdi niye hiçbir kadın bu konuyla ilgili konuşmuyor? Neden hiçbir kadın İbrahim Kutluay'ın bu davranışının ciddi anlamda psikolojik şiddet olduğunu söylemiyor? Seninle ayrılmış bir kadının evine sen öyle giremezsin, o ev senin olsa bile. Bitmiştir. O senin yaşadığın eve gelebiliyor mu? Sevgilinle ya da işte şu anda birlikte olduğun kişiyle yaşadığın eve girip ayaklarını uzatıp ya İbrahim bana bir kahve getirsene diyebiliyor mu? Yapmaz. Peki bu nasıl olabiliyor ya? İşte ben de bunu anlamıyorum ve bunu nasıl kimse bir şey demiyor ben bunu anlamıyorum. Niye konuşmuyor insanlar? Herkes susuyor. Ha, özellikle kadınların şu anda evet, evet. Demet Şener'i başka şeylerde eleştirebilirsiniz. Ooo kadına neler dedik. Yeri geldi. Yeri geldi. Ama bunda da konuşuyor. Ama bu mevzuda kadınların çıkıp ya evet haklısın demesi gerekirken Demet Şener'i eleştiriyorsunuz. Evet. İbrahim Kutluay'ın nafakayı az veriyormuş, zamanında ödemiyormuş kısımları resmi olarak belki basına yansıdı. Okey. Tamam orası toparlandı farz edelim. Tamam gerçekten ödemesini yapıyor. Peki psikolojik şiddeti ne olacak? İşte kimse o konuyla ilgili konuşmuyor. Konuşmuyor çünkü insanlar aslında bir içlerinden mutlu oluyorlar. Değil mi? Az önce söylediğim gibi. Evet yine aynı yere geldim. Aynen öyle. O yüzden diyorum insanı insan acıtır. O yüzden diyorum Demet Şener'in şu anda gerçekten psikolojik olarak canını yakan duruma seyirci kalan siz kadınlar da işte onun acısıyla besleniyorsunuz. Onun üzüntüsüyle besleniyorsunuz. Özellikle medya camiasının içindeki kadınlar da bunu yapıyor. Asıl zaten onlar yapıyor. Asıl onlar mutlu oluyor. Ona of diyor bu iyi olmuş diyor. Niye böyle bir şey oluyor? Bilmiyorum ki gün dönüp dolaşıp sana da gelecek aynısı. Yaşayabilirsin bunu. Hiç belli olmaz. Yani şu an evliysen ve bu duruma seyirci kalıyorsan ya da hayatında biri varsa bu duruma seyirci kalıyorsan sen bu duruma seyirci kalıp ya da dilinle söyleminle onu destekleyen evet ya Demet haklısın deyip ama içinden oh, iyi ki bunu yapma iyi ki ya iyi ki üzülüyor bak canı acıyor. Ne biliyorsun ya sen de bunu sana yaşayacaksın. Sana ne olacağını ne biliyorsun. Biliyorsun yaşayabilirsin. Kızıyorum İbrahim Kutluay çok büyük yanlış yaptı. Bir de ya sen evliyken eşini aldatmış 4 yıl boyunca o evliliği devam ettirirken eşin hiçbir şey bilmiyor. O eşin ve çocuklarınla sen o aile denilen o en değerli yuvanın içine böyle bir ezikliği, yoksunluğu, yakışıksızlığı koyuyorsun. Ya gerçekten. Söyleyecek çok şey var. Kimse konuşmuyor işte. Evet.
konuşan, bulduğunuz bir kişi çünkü konuşmuyor. Çünkü konuşan, bu konuda konuşan insanın da biraz da geçmişinin temiz olması gerekiyor. 40 bin tane yamuğunuz, yamanız, kamburunuz varken de konuşmayın, komik oluyorsunuz. Her şey ortada çünkü. Çok bir Google'da search etmeye bakar yani. Sen Demet Şener'i eleştiriyorsun. Bak bilekliğim çıktı. Sinirlendi. Ay gergin dakikalar. Ay, gerçekten sinirlendim şu anda ama. Şimdi öyle en konuşmaması gereken insanlar konuşuyor ki. Değil mi? Yahu senin her şeyin ortada. Senin bir adın yazın neler çıkıyor. Ya Allah'ım sen onları bir temizle. Lütfen. Tamam, tamam. Yalandan harbi işime geliyorsunuz. Tamam. Diğer soruya geçiyorum. Buyur efendim. Şimdi çocukları doğmadan, hanımefendi de hamileyken açıyorlar Instagram hesabı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Doğru bir hareket mi? Şimdi bunun doğruluğundan, yanlışlığından ziyade bunun hangi amaçla açıldığı aşikar. Kimse kimseyi kandırmasın. Peki, değil mi? Acaba? Evet. Çünkü o hesap niye açılıyor? Çocuğun zaten bebek. Kendimi mi motive edecek? Yani. Çocuk sabah anne sütünü emmeden önce anneciğim bir Instagram'ı aç, story'ni kaç kişi görüntülemiş mi diyecek. Ya yapmayın Allah aşkına ya. Tamam. Bir gerçekçi olun. Sen o sayfayı çocuğuna niye açıyorsun? Money. Sponsorluklar gelecek. Reklam projeleri gelecek. Ama konuştuğun zaman da çocuğumuzu böyle şeylere alet etmeyin. Ay, evet ben de onu anlamıyorum. Çocuğu göstermez her çocuğu şey. Çocuğu alet etmek gibi... Evet, tamamen alet edilmemesi gereken en naif durumu sen kendi iradenle yapıyorsun. Kimse sana silah soruyla çocuğuna hesap açtırmıyor. Evet. Ha, çocuk artık belli bir algıya gelmiştir. Annesinin, babasının hesapları evet. Ya da etrafı görüyordur, diyordur ki anneciğim bana da bir sosyal medya. Aynen öyle, Demet Akalın'ın kızı gibi. Ha, mesela orada şeydir, kontrollü. Aynen öyle. O hesabı açarsın çünkü orada mutlu oluyordur. Onu da tabii ki anne kontrolü ki Demet de kontrol ediyor anne evet. Özellikle biliyorum. O başka bir şey ama yeni doğmuş bir çocuğa sen... Daha doğmadan... Anne karnında açıyorlar. Neymiş yani. Efendim isim çalınmasın. Ha, ay ne kadar düşünce. Dünyanın en büyük sorunu o çocuk 10 evet. Yıl sonra zaten onun hesabını soracak sana. Anneciğim neden ben doğmadan önce benim ismimi Instagram'dan almadım? Bak çalınmış, kariyerim mahvoldu mu diyecek. Diyemiyorlar ya para sponsor. Diyemiyorduk dedi. Komisinizi yapmayın ya. Sizi böyle dinleyen magazinci dostlarımız da, televizyoncu arkadaşlarımız da, bizler de saygı duyuyor gibi görünüyor olabiliriz. Dinliyor olabiliriz. İçimizden ölüyoruz gülmekten. Bitmiştir. Ay çok güzel bir sonuç. Ay ne kadar haklı bir cümleydi bu. Şimdi ben artık şeye geçiyorum. Ben şimdi programlarımda en çok dedikoduyu aldığım kısım budur. Üç isim veriyorum. İsimden üzerinden. Artık canım iyi yorum yapmak mı ister işime gelmez ama kötü yorum yapmak istersen işime gelir. Nasıl isterse. İşime gelir, işime gelmek kısımlar önemliydi. Neyse, ilk ismi vereyim. Güzel. İlk isim, magazin dünyasının en önemli isimlerden bir tanesi aslında Seren Serengil. Seren Serengil. Ya Seren Serengil'in çok saf, çok iyi niyetli olduğunu düşünüyorum. Ay ben de ya. O kadar saf ve iyi niyetli ki, kiminle evlendiyse, evlendiği insanları ihya etmiş bir karakterdir bence Seren Serengil. Zirve yaptı hepsini. Şimdi belki şu anki eşi bunları çok duyuyor. Evet. Çok da sinir oluyor olabilir ama yani Yaşar İpek'i yani bir fikrim yok ama o da şunu bilsin ya. Seren Serengil ile evlendikten sonra sahnesi arttı. Tabii. Magazin değeri arttı. Evet, magazin değeri arttı. Seren Serengil ile evlendikten sonra mikrofon daha fazla uzatılıyor. Yaşar Bey diyorlar. Yani öncesinde yani ben de magazin yaptım. Televizyon programı yaptığım zamanlarda. Yani öyle olmuyordu. O da kendini biliyordur herhalde. Herkes biliyordu ama şimdi bunu söyleyince suçlu oluyorsun. Ama gerçek var. Gerçek bu. Seren Serengil iyi niyetli, temiz kalpli bir insan. Seren Serengil evlilik seçimlerinde çok duygularıyla hareket ediyor ama çok üzülüyor sonra. Evet, ama çok, çok da etmiş. Bence çok da sevaba girdiği bir şey var. İnsanları yani eşleri zirve yapıyor. Eşlerini kalkındırıyor. O yüzden çok şanslı şu anki eşi de. Yaşar İpek de çok şanslı. Yani Mazide Seren de öyleydi yani. Hep öyleydi. Evet. Deniz Akkaya. Deniz Akkaya çok akıllı bir kadın. Çok zeki. Marjinal. Özellikle podyum camiasında bir ara
bir ayrılık sürecindeyken kilolar almıştı. Biraz evet, evet, bir geriye çekilmişti. O süreçten sonra bir toparladı. Şu anda bence çok zirveye oynuyor. Mesleki açıdan söylüyorum özellikle. Net bir şekilde. Sivri dilli. Hiç çekincesi yok. Hiç böyle patır 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 patır. Dobra kere dobra bir konuşuyor. Çocuğuyla alakalı yapılan eleştirilere de çok karşıyım. Ben de. Çok yanlış. Çok üstüne yani gidiyor. Ay bilmiyorlar da zaten bazen bakıyorum. Ay ne konuşacaklarını bilmiyorum. Boş boş ötüyorlar. Deniz Akkaya'nın şeyi var ya böyle, o heybetli görüntüsünde tokat gibi yanıtları var ya. Bayılıyorum. Evet. Duymaya kalmasında da öyleydi. Evet. Kül pat. Orada bir iki tarihsiz bir şey olmuştu. O da öyle geçti. Son dönemin, özellikle son bir senenin olaylı ismi, bu da son ismi. Rain Man. Rain Man. Düşen bir yaprağın neydi o? Gençliğimi rüyasıymış. Çalsa da dinlesek değil mi ya? Ne güzel. Açsana. Hadi aç bakalım. Rain Man, bence özellikle pop camiasının, ben solistim, ben şarkı söylüyorum diyenlere kapak oldu Rain Man. Kimse kusura bakmasın. Bence de. Şu çocuğun, Rain Man'in gerçekten başarısına şapka çıkarın. Şapkaya başarı çıkarın. İşte onun birini yapın yani. İkisinden birini yapın. Yapmazlar. Tercih sizin yani. Şapkayı başarıdan mı çıkarıyorsunuz? Başarıya şapka mı çıkarıyorsunuz? Rain Man çok başarılı. Çok. Bir kere çok yetenekli, çok iyi bir sesi var. İkincisi çok güzel mimiklerini kullanıyor. Oyunculuk yeteneği var. Evet. Acayip iyi. Üçüncüsü bu çocuk bir yetenek ve tek başına bir şey yaptı. Bir şarkı çıkardı ve söyledi. Zor bir şey bu arada. Yapmış çocukluğa. Gençliğimin rüyası. Yapmış valla. Ya. Bak, bak başarıya alkışlayacaksın aşkım lütfen. Konuş böyle, susun. Çakmaymış. Yapın aynısını. Fakemiş. Fake sensin, senin yüzün fake. Önce sen, ay bak çok sinirli. Ay, yüzü fake olanlar var, doğru. Ne güzel söyledin ya. Abi aralarda çok güzel şeyler çıkıyor. Ay güzel bitiriyoruz. Ay ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum, sağ ol. İnanılmaz keyif aldım. Ben de keyif aldım biliyor musun? Yani seni izlediğim o videolardaki enerjini birebir aldım. Öncesinde de aldım. Şu anda da hiçbir fark yok arada. Çok kıymetlisin, değerlisin. İnşallah bak, kıymetin güzel bilinir. Bilinir, bilinir. Bilmeyenler ne olsun? Fake olsun. Fake, yüzün fake olsun inşallah. Yüzün fake olsun. Kıymeti kıymetini bilmezseniz yüzünüz fake olsun. Bak, güzel bitiriyoruz. Tekrardan teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ediyorum, sağ ol. Efendim ne yapıyorsunuz? Videomuzu beğenmeyi unutmuyorsunuz. Kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Asil 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 kadın asil yorum yapacaksın. Asil asil yorumlar yapmayı unutmuyorsunuz. Öpüyoruz sizi.